Adelaide. Clara'nın müziğini beğenmedin mi Adelaide? Beğendim. Hatta keçilerin ona eşlik ettiğini bile duydum. Adelaide. İnsan esnerken ağzını kapatır. Artık keçilerinle birlikte dağlarda değilsin. Böyle mi yani? Evet, sadece esnerken. Teşekkür ederim efendim. Aa, Clara, rüyamda dağları görüyordum ve keçileri ve... Yemek zamanı geldi. Hadi bakalım. Rüyamda büyük babamla Peter'i de gördüm. Dağları öylesine özlemişim. Sen de onları görmelisin. Keşke bir günlüğüne buraya gelebilseler. Bu harika olurdu. Belki buradaki yüksek bir yerden onları görebilirsin. Çatı katı gibi mi? Hayır, yeterince yüksek değil. Clara, Adelaide. Efendim, bu şehirdeki en yüksek yer neresidir? Şehrimizi merak etmene sevindim Heidi. Frankfurt'ta çok güzel yerler vardır. Evet. En yüksek yer dedin. En yüksek yer. Şimdi buldum. Çan Kulesi olmalı tatlım. Oradan Dörtlü'deki dağları da görebilir misiniz? Dağları mı? Bunu bilemiyorum. Pek sanmıyorum. Çünkü Frankfurt bir vadidir. Ama emin de değilim. Oraya gidip bakabilir miyiz? Adelaide. Clara Çan Kulesi'ne çıkamaz ki hayatım. Hem bu anlamsız olur. Şimdi yemeğim. Ve artık konuşmak yok. Öğlen uykusu zamanı Clara. Sonra da biraz kitap okuyacağız. Peki efendim. Ben de uyuyabilir miyim efendim? Okuma saatlerinde horlamanı engelleyecekse neden olmasın? Teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim. Adela, sen ne yapıyorsun? Bir hanımefendi hizmetkarlar için kapı açmaz. Ama efendim, Sebastian'ın elleri doluydu. Tamam, şimdi bize kapı aç bakalım. Adelaide. Efendim? 2 saat sonra kütüphanede olmalıyız. Sakın gecikme. Şimdi birazcık dinlenmen gerekiyor Clara. Peki efendim. Umarım yakında geri dönebilirim. Yoksa büyük annenin ekmeği çok bayatlar.
Şu tarafta soldan ikinci sokağa dön. Sonra da sağdakine ve üç sokak sonra solunda olacak. Teşekkür ederim. Affedersin. Hiç vaktim yok küçük kız. Ama... Biraz müzik bayan. Yanınızda bozuk para varsa sizin için çalabilirim. Aa, ne tür bir müzik aleti bu böyle? Daha önce hiç görmemiştim. Daha önce hiç laterna görmedim yani. O zaman daha sık çıkmalısın. Aynı piyano gibidir ama bunu taşıyabilirsin. Çok güzel müzik yapıyormuş. Meydandaki çan kulesi nerede biliyor musun? Aa evet. Koca Frankfurt'ta bu şehri benden daha iyi bilen birini bulamazsın canım. Aa, peki hangi tarafa gitmeliyim? Bana bir bozukluk ver, seni oraya kendim götüreyim. Benim hiç param yok. Özür dilerim. O zaman yolunu da kendin bulacaksın. Sen çalarken şarkı söyleyebilirim. Eminim insanlar bunun için para ödeyebilir. Sesin güzel midir? Bir saksağın kadar. Deneyelim o zaman. Benim adım Rudy. Haydi. Mağaraya gittim, daha gittim. Maden bile çıkardım. 49 yaşına kadar madencilik yaptım. Yanımdaydı kızım Clementine. Ay canım benim, ay canım benim. Ay canım kızım Clementine. Sanatım gitti, sonsuza kadar kayboldu. Çok üzgünüm Clementine. Yeğenin gerçekten çok tatlı bir kız. Ve bence Clara'ya da çok faydası oluyor. Umarım buraya uyum sağlar ve uslu durmaya da başlar. Onun bayan Rottenmeier'ı şaşkına çevirmesini izlemenin çok eğlenceli olduğunu da belirtmem gerekiyor. Uyku vakti sona ermek üzere. Ben hemen dönerim. Madem uykusu bu kadar tatlı, ben de ona biraz daha fazla zaman tanıyabilirim belki. Ah, ne? Nasıl? Sebastian? Sesin gayet güzelmiş aslında. Bunu tekrar yapabiliriz. İşte geldik. Harika. Teşekkür ederim Rudy. Burada dikkatli ol ama. Kulenin bekçisi çok aksi bir ihtiyardır. Ona karşı nazik olursam eminim o da bana karşı nazik olur. Ne istiyorsun? Dağları görmek için kulenin tepesine çıkmam gerek efendim. Ne dedim ben sana? Ne var? Yine mi sen? Rahatsız ettiğim için üzgünüm ama gerçekten dağları görmeliyim. Bir dakika sürmez ve yukarı tek başıma çıkabilirim. Bu zili bir daha çalma. Yoksa başın gerçekten büyük derde girer küçük hanım. Sanırım sana yardım edebilirim. Bir daha çalmamanı söylemiştim. Ama ne? Zili çalan sen miydin yoksa? Olabilir. Ne? Hey! Dur bakalım! Koş haydi! Gel buraya yaramaz! İn aşağı! Yukarısı çok tehlikeli, gel! Ah!
Burası çocuklara göre bir yer değil. Sana tehlikeli diyorum. Ama ben dağları görmek istemiştim. Bu civarda dağ falan yok ki. Annenle baban nerede senin? Ben büyük babamla birlikte yaşıyorum ama o burada değil. O dağlarda kaldı. Ben de dede teyzemle birlikte Frankfurt'a geldim. Bizim arkadaşlarım orada kaldı. Dostlarından uzaklaşmak çok zormuş değil mi? Ben yakında oraya döneceğim. Yine de o güzel dağları öyle çok özledim ki belki dedim. Biliyor musun? Ben Hamburg'dan buraya taşındığımda tıpkı senin gibi oldum. Ben de buraya çıkıp okyanusu görmek istedim. Ama buradan okyanusu göremiyorsunuz ki. Bak, şuradaki yollar okyanustaki dalgalara benzemiyor mu? Ve şu kuleler de deniz feneri gibi değil mi? Galiba çatılar da tepelere benziyor ve kuleler de tıpkı dağlara. Örneğin bu Chesapeake olabilir. Peter orayı çok sever. Peter bir keçi çobanıdır tıpkı benim gibi. Ve şunun arkasında da büyük babamın kulübesi olmalı. Joseph şimdi kapının hemen önünde uyuyordur. Ve şu da o. Bu ne yüksek bir ses böyle. Yoksa bu saat 3 mü oldu demek? Hemen dönmeliyim yoksa Bayan Rottenmeier beni cezalandırır. Adelaide nerede? O çok yorulmuştu. Sebastian'a biraz daha uyusun dedim efendim. Eğer burada kalacaksa evimizin kurallarına uymayı öğrenmesi gerekiyor. Sebastian git uyandır onu. Sebastian. Bayan Clara. Şeyi de alır mısın? Önce odamdan şalımı alır mısın lütfen? Lütfen. Birden bir ürperti hissettim de. İnerken Heidi'yi de getir Sebastian. Ne kadar da şirinler. Şu kediler yine mi? Bunlardan kurtulmam gerekiyor. Hayır. Bunu yapamazsınız. Bu benim de hoşuma gitmiyor. Ama birinin yapması gerek. Burayı bir hayvanat bahçesine çeviremeyiz öyle değil mi? Dur. Gıdıklanıyorum. Ben onları eve götürürüm. Eminim Clara'nın da çok hoşuna gidecektir. Olur mu? Bence bir sakıncası yok. Peki ama ya şu teyzen? Eminim Dete teyzem ve Sebastian da çok sevinir. Al o zaman. Eminim mutlu mesut yaşarsınız. Şimdi git hadi. Geç kaldım dememiş miydin? Teşekkür ederim. Gelir sizi de durumlarından haberdar ederim. Bekleyeceğim küçük kız. Haydi. Seni yakaladı mı? Evet. Ama o çok iyi biri. Geç kaldım. Hemen eve dönmek zorundayım. Ama ne tarafa gideceğim? Bu senin nerede yaşadığına bağlı. Seni fırına geri götürebilirim ama hepsi bu. Daha fazla para istiyorsan eminim Sebastian sana verir. Bay Sesimin çok zengin bir adammış çünkü. Sesimin mi? Sen Sesimin'larla mı yaşıyorsun? O zaman seni götürebilirim. Hem de para için değil Haydi. Arkadaşlardan para almam. Umarım dağlarına kavuşursun küçük kız. Dede, Haydi'yi gördün mü? Hayır. Neden? Yukarıda uyumuyor muydu? Yatak odasında değil. Ayrıca onu hiçbir yerde bulamıyorum. Emin misin? Çatı katına baktın mı? Bahçede de değil mi yani? Nerede olabilir bu kız? Sebastian, Adelaide uyandı mı? Evet ama onu bir ayak işine koştum. Evet, bahçede Clara'nın şalını arıyor. Burada neler oluyor böyle? Biz... Onu bulamıyoruz efendim. Adelaide. Mahzende de olmadığı kesin. Bayan Clara, bir sorun mu var? Ben Haydi'nin nerede olduğunu biliyorum. Nerede? Çan Kulesi'ne gitmişti. Dağları görmek istemişti. Okuma saatimizden önce geri gelecekti ve
Şimdi onun kaybolmuş olmasından korkuyorum. Merak etmeyin Bayan Clara. Ben onu bulurum. Sebastian. Haydi. Çok şükür geldin. Acele et. Bayan Rottenmeier her yerde seni arıyordu. Ha? Git. Daha sonra görüşürüz. Beni bulmak için müziğin sesini takip etmen yeter. Teşekkür ederim Rossi. Sonra görüşürüz. Onu buldunuz mu? Eminim buralardadır efendim. Bir yerlerde uyuyakalmış olmalı. Bu taraftan. Onu nasıl kaybedersiniz? Nerede olabileceğini gerçekten bilmiyor musunuz? Hayır'ın bunlara, kedilere alerjisi vardır. Ama onları terk edemem ki. Ver şunları bana. Götürüp ikinci kata saklarım. Bayan Rottenmeier oraya hiç çıkmaz. Güvende olurlar. Yeni uyanmış gibi davran. Ve konuşma işini de bana bırak. Efendim, ben onu buldum. Çatı katında uyuyakalmış. Oraya çıkmayı hiç akıla dememiştim. Camdan bakarsa dağları görebileceğini düşünmüş. Sonra da uyuyakalmış. Özür dilerim efendim. Kimseye zahmet vermek istemedim. Her neyse. Şu andan itibaren yatağında uyumaya özen göstermelisin küçük. Hepimizi endişelendirdin. Okurken çay içebilir miyiz efendim? Canım çok istedi de. Hemen çay hazırlayın. Clara haklı. Yanında bir şeyler de atıştırıp bu olayı unutmaya çalışabiliriz. O kadar çok endişelendim ki. Haydi şehirde kaybolabilirdi de. Şimdiden dağları o kadar çok özledi ki. Bir daha geri dönmeyeceğini anlayınca ne yapacak acaba? Ona söylemedin mi? Birkaç günlüğüne geldiğini sanıyor. Dede, ona gerçeği söylemenin zamanı gelmiş. Ne dersin? Haydi. Ne gündü ama. Evet, bana her şeyi anlat bakalım. Dağları görebildin mi? Hayır. Buna çok üzüldüm. Ama önemli değil. Nasılsa yakında oraya döneceğim. Beni koruduğun için teşekkür ederim. Arkadaşlar böyle yapar. Bugün bir arkadaş daha edindim. Adı Rudy. Sokaklarda laterne çalıyor biliyor musun? Eminim onu çok seversin. Ve ayrıca...